İsviçre'den herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Aynen öyle. Şimdi bize çok sorular geliyor. Ben mail adresimi bırakmıştım civankaya58 diye. Bana oradan birkaç tane arkadaş sağ olsun aklına gelen soruları sordular. Ve biz de çevremizden duymuş olduğumuz birkaç soruları hepsini böyle bir derledik. Hani bir sohbet havasında bir video çekelim dedik. Umarım beğenirsiniz. O yüzden çay kahve de hazırladık. Aynen, çünkü bir yarım siz de saatinizi çayınızı, alacağız. Çayınızı kahvenizi alın. Evet. İzleyin. Bölme beni, dur. Yanına çalışını yapıyorum. Neyse. Öncelikle bir sorumuz var. Hani bu en önemlisi gördüğümüz içerisinde. Başla. İsviçre'de hayat nasıl gidiyor? Bir gününü nasıl değerlendiriyorsun veya nasıl geçiriyorsun? Bunu bize bir anlat, sonra ben yapacağım. Çünkü sen çalışıyorsun, ben çalışmıyorum. Anladım. Ya. Neyi anlatayım? Sabah 6'da kalkıyorum. La 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 la. Sabah 6'da kalkıyorum. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. 7.30'da işbaşı yapıyorum. İşbaşı yapmak için nasıl gidiyorsun işe? Trenle. Ne kadar süre? Tren istasyonuna yürüyorum. Öyle değil. Çok kötü olursam otobüsle gidiyorum. Çok tembel olduğum için 10 dakikalık yol ama ben tembel olduğum için. Evet. Trenle gidiyorum. Orada da bir 5 dakika yürüme mesafem var ve 7.30'da işbaşı yapıyorum. 7.30'da işbaşı. Çok tembel olduğum günler eşim çalışmadığı için onu uyandırıyorum ve beni götürür müsün diyorum. Kaç kilometre? 30-35 var mı? 25 galiba Sankara buradan. Sabahları çünkü benim için daha uzun oluyor adaptasyon şeyi. Evet, 7.30'da işbaşı yapıyorum. Yani işimi anlatmayayım size, çok sıkıcı olur. Ya. Sonra 5 gibi de mesaim bitiyor. Sonra? Yine stasyona yürüyüp, yine trende, yine eve ya da eşim alıyor. Aynısının tersi. Yani. Ve 6 gibi evde oluyorum. 6'da 5.30-6. Yemek falan yapıyoruz. Yemek falan yapıyoruz, yiyoruz. Öyle film falan izliyoruz bazen, YouTube'la ilgileniyoruz, sonra yatıyoruz. O bir gün aynısı yine tekrardan hafta başlıyor. Hafta içi çok monoton, sıradan geçiyor. Hafta sonu... Yani hafta sonu, evet tabii ki daha fazla zamanımız olduğu için ben hafta sonu çalışmıyorum. Hı hı. Hafta sonu neler yapıyoruz? Havaya bağlı. İsviçre'de maalesef hava hep güzel olmadığı için hava önemli bir kriter. Ve çok yapılacak şey yok yani İsviçre'de öyle. İsmi öyle. Ama öyle yani. Mesela sayayım işte dışarıya çıkıyoruz, yürüyüşe gidiyoruz, göle gidiyoruz. İsviçre'de çok göl var biliyorsunuzdur belki. Vallahi bilmiyorum, başım ağrıyor. Aynen. Bowling'e gidiyoruz, go-kart'a gidiyoruz. Gidiyorsun da gidiyorsun. Gidiyoruz. Neyse. Başka? Seninki pek yani çalıştığın için hafta içi iş, hafta yani, sonu alışveriştir, şudur budur derken evin eksiklikleri falan aynen. Beraber yaptığımız için öyle. Ben hafta içini anlatacağım. Hafta anlat. Sonunu az çok sen çok merak ediyorum hafta içi ne yapıyorsun? Hafta içi bir kere ben de şimdi öğrenmiş olacağım. Ben de bilmiyorum evde ne yapıyor. Biz bir kere kafadan seni bırakmadığım günler 11'e kadar yatıyorum zaten. Bu bir değişmeyen fix kural. Ben uykuyu seviyorum. Hani öyle bıraksalar uyurum hep. Beni tanıyanlar zaten biliyorlar. Ama gece yarısı yattığın için. Gece geç saatlere kalıyorum. O geceye geleceğim. İşte uyandıktan sonra falan işte kahvaltı yapmıyorum. Ben günde sadece bir öğün yemek yiyorum o da akşamları. Okulum olduğunda okula gidiyorum. Okulda arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Böyle bir 3-4 saat verimli bir şekilde Almancayı öğrenmek için. Yani ders çalışmıyor, arkadaşlarla takılıyor. Yok, ben ders çalışmıyorum. Hoca anlatıyor sadece. Ben seni ne için okula yolluyorum? Beni sanayiye verin, sanayiye. Ben öğrenmem için ama ben biraz çalışkan bir öğrenci değilim. Hani ilk zamanlarda 6. 7. sınıflardaki gibi takdir teşekkür almıyorum. Daha o zamanlarda kalmıştı zaten. Eve geliyorum falan. Yani ondan sonra ne yapıyorum?
Hocanın verdiği ödevleri falan hallettim. Yani tam bir öğrenci hayatı geçiriyorum bu aralar. Akşam eşim erken uyumak zorunda kalıyor sabah erken işe gittiği için. Ben de ders çalışıyorum, YouTube'da dolaşıyorum, araştırmalar yapıyorum. İşim üzerine, Almanca üzerine, YouTube'la ilgili daha iyi sizlere neler sunabilirim diye. Her gün yeni bir araştırma içerisindeyim. İş fikirlere bakıyorum. Ondan sonra nargile bazen yapıyorum kendime. O şekilde gidiyor. Hani nargile içiyoruz arada bir. Arada değil, hep. Ben siz nargile içiyorum. Hayatın cilesi işte, yapacak bir şey yok. Yani İsviçre'de yapabileceğimiz çok şey yok gerçekten. Hani öyle bir çıkayım sahilde gezeyim veya işte ne bileyim arkadaş ortamı bulayım. Yani bir arkadaşınızla görüşmek için dahi termin dediğimiz randevu sistemi yapmanız gerekiyor. Vallahi onu... arkadaşlar ben kendimden anlatayım. Arkadaşlarımla buluşmak için bir ay önceden konuşmaya başlıyoruz. Yok okuldur, yok iştir, yok ailedir, yok işte eşidir, sevgilisidir, hepsini ayarlamak için böyle bir ay önceden, biz şey yapmaya başlıyoruz. Yani işte yüzden, nargile dedin, İsviçre'de gençler çok nargile kafelerine gider. Ya onu şey diyorlar, hani gençler çok Avrupa'da gidiyorlar, Türkiye'de benim duyduğum, arkadaşlarımdan duyduğum hani Avrupa'dakiler, ikinci sorumuz da bu zaten. Avrupa'dakiler neden hep Red Bull ve nargile içiyor? Sence neden? Sen fikirlerini söyle, ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Ula bu ne biçim ulaşma? Yani nargileyi şeyden dolayı içiyorlar. Yani başka yapılacak bir şey yok. Bara gidiyorlar. Hmm. Çoğu barlarda nargile kafe zaten. Anladım. Yani burada bar dediği şey öyle bizdeki gece kulübü değil. Nargile kafeler. Aha. Hani onun tam karşısı nargile kafe, burada bar olarak geçiyor. Evet. Yanlış anlamayın yani öyle club'tır işte. Yok yani gitseler bile klaba falan önce bara gidip sonra. Bar diyorsun hala. Yani nargile kafeye işte gidip sonra gece klabında. Türkçeni seveyim. Ya benim Türkçeme dalga geçme, yoksa ben senin Almanca'la dalga geçmeye başlayayım. O konuya girerse ben rezil darmaduman olurum. Evet. Öyle yani işte onlar... Açık olduğu için, şimdi İsviçre'de her yer çok erken kapandığı için öyle. Red Bull'da neden? Yani şimdi alkol içenler alkol içiyor, araba kullananlar alkol içemediği için çoğu zaman Red Bull içiyor. Yani onu hem uyanık kalmak için araba kullanacaklar, hem ne bileyim. Yani ben çünkü... Gidip yani öyle hani akşam çıkıyorsun ya... Biraz işte müzik de şudur budur gidip yani bir su içmezsin, kahve içmezsin. O yüzden o alkolü bırakıp sırf Red Bull'unu içiyorlar herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Anladım. Ben çok Red Bull tüketmediğim için. Ben seviyorum Red Bull'u. Neyse sen cevabını verin, sıra bende. Okey. Avrupa'daki gençlerin %80'i diyeyim yani %100 diyemem. %80'in hani kullananlar nargileyi. Red Bull'u içmelerindeki sebep bence tamamen, yani daha doğrusu hep içmelerindeki sebep işsizlikten. Yani çok farklı tatlar var burada. Hani mesela Rivella var veya Capri Sun var. Ondan sonra kola veya işte Sprite, gazoz. Ama yani içlerinden tadabileceğin en mantıklısı Red Bull olduğu için içiyorlar. Nargileyi de zaten çok seviyor buradaki millet. Hani Suriyeliler evet. diyoruz ama hani Suriyelilerden daha kötü bir durumda burada buradakiler. Günde 2 defa, 3 defa içen insanlar var. Aynen öyle. Yani sırf bu yabancı kesimle alakalı bir şey değil. İsviçreliler de çok gidiyor, tüketiyor. Onlar zaten onlardan öğrendiler. Hani bizdeki nasıl Türkiye'de bunlar 10 sene önce nargile kafeler bu kadar geniş değildi. Suriyeliler işte belli sebeplerden dolayı ülkemize geldikten sonra nargile kafeler açtılar, sokaklarda içmeye başladılar, elektronik sigaralar çıktılar. Burada da aynı durum, İsviçreliler bizim gibi yabancılardan öğrendiler. Biz Suriyelilerden, İsviçreliler de bizlerden, Arnavutlardan falan. Arnavutlardan öğrendiler. Evet. Rivella dedin, Rivella'yı açıklamak ister misin? Çünkü seyircilerimiz bilmiyor bunu. Rivella'nın resmini koyarım şöyle. Müsait bir yer, şu an ekranda göremiyorum neresi. Evet. Koyacağım oraya.
Rivella mavi ve kırmızısı var. İsviçre'nin... Sarı ve yeşil de var. Halen varsa vardı. Ben en çok gördüklerimi söylüyorum. Evet, vardı eskiden. Halen var mı bilmiyorum. İsviçre'ye lafını gördüm. Yani İsviçre'ye özgü bir içecekmiş. Evet. Peynir yapımında. Şimdi İsviçre'de çok peynir ve süt ürünleri olduğu için... Onu değerlendirmek için yapıyorlarmış. Peynirin o şeyinden ne? Suyu üstte kalan. Suyundan. Aynen. Ve arkadaşlar gerçekten öyle yani. İsviçre'de yapılan bir içecek ve kesinlikle sınırdan dışarıya çıkmıyor. Yani Rivella'yı İsviçre'den başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ve gerçekten tadı çok güzel. Ben ilk içtiğimde böyle dedim hani belki... Ama sonra baktım kalorisine, şeker oranına baktım. İşte o yüzden çok kırmızı iyi. Mavi. Aynı Cola Light, Cola Zero gibi düşünün. Aynen. Birisi işte kalorisi az, şekeri çok, şekeri az. Öyle yani. Şimdi içecek konusuna girdik de. İçecek konusuna o zaman diğer yemek konusuna, yeme ve içme sektöründe bir sorumuz gelmiş hatta. Türkiye ile İsviçre arasındaki yemek farkları ve İsviçre'deki yemeklerle Türkiye'yi kıyaslarsanız Türkiye'de özlediğiniz yemekler ne? Türkiye'den özlediğimiz yani yemekler. Türkiye'den özlediğiniz yemekler ne? Sen Türk yemeği seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Nasıl sevmiyorum? Oh my god! Wow! Şimdi kendisi hiç yemek yemediği için dur lan. Bir saniye. Bunu açıklayalım. Eşim bunu neden söylüyor? Çünkü ben maalesef çok yemek seçiyorum. Yani bu Türk mutfağı, İsviçre mutfağıyla alakası yok. Sağlıklı, sağlıksız, tatlı veya zebzeyle de alakası yok. Yani aynen. Sevmediğim tatlılar da var. Yemek seçiyorum. Nedenini sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Ama tabii ki benim de çok sevdiğim Türk yemekleri var. Ben de Türkiye'ye gittiğimde böyle diyorum, o gün bunu yiyeceğim, o gün şunu yiyeceğim. Hep yani lafta kalıyor. Hepimiz yapıyoruz. Şimdi benim çok özlediğim... Hı hı. En çok bilmiyorum sevdiğim çöp şiş, kuru fasulye, köfte. İzmir köfte. Evet, normal köfte de olabilir. Kaşar, yani bu köfteci Yusuf var. Yani reklam da yapalım biraz arada da. Köfteci Yusuf var Türkiye'de. Yusuf değil, köfteci neydi? Ramiz miydi? Ramzi miydi? Yusuf değil. Köfteci neydi? Ramiz. Ramiz. Evet, köfteci evet. Ramiz. AVM'lerde falan var. Oranın evet. Köftesini seviyorum. Şimdi siz dersiniz o köfte değil ama ben dediğim gibi yemek konusunda değişik olduğum için bunları yiyorum. Evet yani bunları burada aynı bulamıyorum. Tabii Türk lokantalar var. Yok ama şimdi hani baharatlar aynı olmadığı için, şey aynı olmadığı için hiçbir zaman aynı yemek iki ülkede aynı olmuyor. Yani Türkiye'den malzemeleri getirsek bile buradaki baharat, buradaki su, buradaki ekmeği kullandığın gerçekten. İçin aynı tadı vermiyor. Hani evet. Ben mesela benim üzerime konuşursak yemek konusunda taştan yumuşak her şeyi yiyorum ben. Hani öyle çok yemek seçme şey kriterim önceden vardı ama şu an pek yok. Mesela Türkiye'deyken ete karşı tikim vardı, yemiyordum ama buradayken buraya geldikten sonra etin o temizliğini gördükten sonra burada yemeye başladım. Türkiye'de de artık yiyorum yani o şeyi açtım ben. Evet, her yerde değil ama bildiğimiz yerlerde yiyoruz. Aynen, hani mesela ben Türkiye'de en çok özlediğim şey burada bulamadığım Türk usulü döner. Hani Türk o yaprak döneri, o tereyağlısı veya işte evet. Kuyruk yağlısı hani bulamıyorum burada. Buradaki evet. Dönerler var. Hani Türk döneri zaten İsviçre'ye, Avrupa'ya döneri tanıtmış olan insanlar Türkler. Yani bu bir gerçek. Burada bir ara şey ne diyoruz? Parantez mi diyoruz? Parantezini aç. Evet. Seni bekliyorum. İlk döner yani internetten araştırdığımı söylüyorum. Eğer yanlışsa internet yalancısıyım. Google yalancısıyım. Doğrusunu bilen de bize söylesin. Yani ilk döneri Almanya'da ama Türk birisi yapmış. Yani Türkiye'de yapılmamış. İlk döner Avrupa'da yapılmış diyorlar. Yani onu bilmiyorum. Ben dönerin tarihçesini ama Türk birisinden yani. Tabii ki. Yine bizden birisi. Yani. Evet. İsviçre'de ama bambaşka. Yani İsviçre'de kıyma şeklinde. Yani öyle o yaprak döner şeyi yok. Yok. Onun evet. Zaten yapılışını ben bir arkadaştan konuştuk kendisiyle. Hani dedim bu Türk dönerinin nasıl yapıyorlar, farkı ne falan. Bana şey demişti. Et önce alınıyor,
püre haline getiriliyor. Hani kıymadan daha ince bir hale geliyor. Patates püresi gibi oluyor. Ondan sonra onu belli bir dondurma seviyesine getiriyor. Sıcaklık derecesini düşürüyorlar. Sonra sarımını yapıyorlar. Evet. Yani i̇şte, bildiğiniz sıkıca bir şey yani sucuğun şeyini düşünün yani sucuk, öyle yani. Sımsıkı. Öyle o katları görmüyorsunuz Türkiye'de aynen. tanıdığımız gibi. Hepsi bir parça yani. Yani keşke. Evet. Ben çok seviyorum İsviçre'nin dönerini. Ben Türkiye'de yiyemiyorum. Ben hiç yemiyorum. Eşim de maalesef tam tersi. Ben sevmiyorum yani. Ben Türkiye'de alışamadım hiçbir ondan zaman ondan sonra dönerim. Mesela Türkiye'de kuru fasulye, pilav, onu turşu, kime yaptırıyoruz arada? Ayran. Kuru fasulyeyi yapan birisini bulduk. Teyzesi. Teyze. Aynen. Güzel kuru fasulye yapar. Ondan sonra ona yaptırıyoruz. Mesela bir de annemin yemeklerini özlüyorum falan. O tabii ki anne o şey konuya oluyor. Hiç girmiyor hani bambaşka mesela bir şey. Mesela sokak lezzetleri olarak mesela kokoreçi, midyeyi en yani çok da midyeyi. Midyeyi çok seviyorum. Ondan sonra yani sucuk da var burada evet kasap sucuğu da var ama hani dediğimiz gibi aynı tatlar olmuyor. Yani, olmuyor hiçbir zaman. Yiyorum ama zevkle yemiyorum. Doymak için yiyorum öyle diyeyim. Hani bir nebze de olsa o şeyi azaltsın diye. Hani ben ilk zamanlarda geldiğimde burada çok zorlanmıştım. Çünkü İsviçre'nin evet. yağ oranı hani tamam her şey çok sağlıklı. Her şeyi ayırıyorlar paketlerine göre. Her şeyin dezenfektesi işte. Çok temiz olması sorunlu. He, yani alışık değildi o temizliğe. Aynen, hani yoğurt alıyorum diyor ki bu yoğurt çayır kokuyor. Ot aynen. kokuyor. Yani şimdi tabii ki İsviçre'de inek otlanıyor. Allah Allah Allah. İstanbul'da o inek nerede çayır bulsun ki otlansın yani. O olay biraz sıkıntı oluyor. O yüzden alışması bayağı sürdü ve inanmazsınız şu an tam tersini yaşıyoruz. Türkiye'ye gittiğinde bazı şeylerden rahatsız oluyor artık. Aynen. Mesela o yağ oranları bana çok yüksek geliyor. Ben mesela lahmacunun içerisine Adana çektiriyordum. Hani onu yedikten sonra böyle ben 2 gün kendime gelemiyorum. Hani son zamanlarda yediğimde. Evet. Yani ama sonra zamanla İsviçre'deki yemeklere alışma şeyim başladı. Hani İsviçre'yi ezdik biraz da İsviçre'nin sevdiğimiz hani yemeklerini söyleyelim. Herkes için bence geçerli. Hani bir kültürün içerisinde doğuyorsun. Hani mesela Türkiye gastronomi şehri olarak mesela Gaziantep'e çok giderdim ben. Ve veya işte mesela Adıyaman'da öyle. Çok Afyon yemek mesela. Var. Yani çok spesyalite var aynen. Türkiye'de. Çok seçeneğim var benim. İsviçre'de çok meşhur olan şeyler başka videomuzda da göreceksiniz. Raclette'dir. Yani peynirle patates karışımı. Patatesin üzerine peynir dökülüyor öyle diyeyim. Fondüdür. O da yine peynirli. Fondü şinuas var. O etli. Böyle şeyler zaten peynir herkes biliyordur yani İsviçre dediğimizde ilk aklımıza gelen çikolata ve peynir. Aynen. Bu arada zaten çikolatayı da çok yemiyoruz yani. Öyle ben ilk zamanlarda gerçekten yiyordum yani böyle hani insan hep burada olduğunca hani onu aramıyorsun hani böyle gideyim İsviçre çikolatası yiyeyim. Onu aramıyorsun hani nasıl biz şu an Türkiye'de bazı şeyleri arıyorsak, ben Türkiye'de yaşayanlar için yani. Çok basit geliyorsa aynısını tersini düşünün. Böyle yani biz iki kültürü de yiyoruz. İtalyanca da çok yiyoruz. İkimiz de çok seviyoruz. İtalyan restoran, de, yani İtalyan mutfağı. Ne olur Barcelona'lı futbol. İtalyan mutfağı da çok yiyoruz. Evet. Öyle diyecektim. İkimiz de çok sevdiğimiz için. Yani ben alıştıktan sonra gerçekten hani Türk yemeği mi, İsviçre yemeği mi derseniz şu an seçim yapsam İsviçre derim. Gerçekten. Gerçekten. Niye? Çünkü hani o aldım artık yani. O altyapıyı aldım ve alıştım yani. İsviçreli oldum. Tamamdır. İsviçreli olmadım daha. Olacağım inşallah. Bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki ben bu ülkede yeniyim ve kurallarına, diline, yemeğine yani her şey bana çok çok yabancı geliyor. Sıra geldi benim dalga geçmeme. Bu konuda bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Hani yemek konusu bunların en kolayıydı. Aç kalmıyordum, ekmek yiyordum, patates kızartması yiyordum ama geçiriyordum.
İşin şimdi bir diğer boyutuna geliyoruz. Hani mesela bir takipçimiz bize demiş ki, mesela Almanca öğrenirken nelere dikkat ediyorsun? Sonuçta senin yani yaşamış olduğun ülkede işlerini halledebilecek düzeyde Almancayı bilmen lazım. Oranın dili, yani İngiltere'de gitseniz İngilizcesi, Fransa'da gitseniz Fransızcası, İsviçre'de de... Sen ne diyorsun ulan? Valla bence en önemlisi ne biliyor musun? Ve bunu sen yani yapıyorsun ve bu çok iyi bir şey. Mesela ben bunu yapamıyorum hep. Utanmayın arkadaşlar. Yani bir dili tam bilmeseniz de bile el, kol, tarzanca dediğimiz konuş... Gerçekten öyle öğrenirsiniz. Çünkü utanırsanız, işte ben yanlış bir şey dersem karşıdaki ne düşünecek? O zaman bir dili hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Peki bunlar... Sırf okul yaparak olmuyor çünkü. Olmuyor. Aynen, yani ben bunu yaşıyorum. Kullanmanız lazım. Ben alışverişe gittiğimizde bir şey aradığımda direkt alıp böyle yolluyordum. Git sor. Benim umurumda değil. Nasıl soruyorsan sor ki öğrensin. Peki sen bunu yapıyor musun mesela? Aynı yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Evet. Ben gerçekten iyi İngilizce biliyorum. Ailem var İngiltere'de. Sorun bakalım hiç İngilizce konuştuğumu duymuşlar mı? Yok. Ama şimdi şöyle bir şey var mesela. Ben dilde utanmıyorum. Yani niye utanmıyorum? Ben mesela Türkiye'de ticaretin içerisindeydim. Yani ben o şeyi aştım insanlarla. Ben de normalde insanlarla utanmıyorum. Hani... Bak Almanca'da hiç utanmam. Nedense yabancı dil işin içine girdiğinde... Aynısı olmuyor ama. Çünkü aynı özgüven yok. Ben çünkü mesela Türkiye'den ilk geldiğim zamanlarda ben markete gidip de en ufak bir alışveriş bile yapamıyordum. Acaba kasadaki kadın bana bir şey söylerse ben cevabımı nasıl vereceğim? Hani sıkıntılı durumlar. Ama hani mesela Almanca öğrenirken ben nelere dikkat ediyorum? İlk, yani eşimin de dediği gibi, ilk utanmıyorum. Evet. İkincisi, gerçekten ders çalışıyorum. Hani kafamı, gözümü yara yara oturuyorum. Bir biraz saat, inek bir buçuk saat. Yaptım seni. Aynen. Bir buçuk saat hani öğrenmem gereken temel konuları alıyorum. Hani ben burada size Almanca nasıl öğretilir veya nasıl öğrenilir bu konuya giremem. Çünkü o yetkide değilim daha kendim. Ancak hocamın bana yaptığı tavsiyelerle Ali ata bak. Almanca'da da bunu uyarlayarak yapabiliyorum falan. Ondan sonra işte mesela bazıları diyor ki işte yani sen belki Almanca biliyordun, yüksek lisans yaptın, Avrupa'ya gittin, işte hani emin olun benim hiçbir şeyim yoktu. Ne yüksek lisansım vardı, ne yabancı dilim vardı. Ne yüksek lisansı, sen evet hayır bile diyemiyordun. Aynen, yani Almanca'nın böyle A'sını bile bilmiyordum. Bir tek bildiğim şey ya. O da hani arkadaşlardan, yani YouTube'dan falan, Instagram'dan duyduğum kadarıyla, akrabalarımdan dolayı. Ya evet demek. Buraya geldikten sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladım. İlk öğrendiğin kelime neydi? Hochgeschli. Ondan önce? Schatz. Ne? Spontan. Ha, spontan. Evet. Onu sen bana öğrendin. Senden öğrendiğin ilk kelimeydi o. Benden öğrendiğim evet, ilk kelime. Evet, spontan da aniden, hani plansız bir şekilde yapılan bir şeye verilen isim spontanmış. Hochgeschli dolap, mutfak dolabı. Mutfak dolabı, arkadaşlar bunu neden öğretiyorlar? Bu Almanca şivesi ve İsviçre'de çok Almanlarla falan dalga geçerler. Onlar bizim Almancamızı konuşamadıkları için, biz onların Almancasını ama konuşabildiğimiz için ve hep şey derler. Sag mal Hochgeschli, yani bir Hochgeschli desene. Ve bunu çoğu Almanlar diyemiyor. Hı hı. O yüzden yabancılara da hep bunu diyorlar. Hochgeschli, Hochgeschli, yani mutfak dolabı. Ya. Sırf dilin dönmesi biraz zor.